Arkadaşı halbuki öğretmenin şehit edilme anını anlattı. Sakin olun dedi, vuruldu. Batman'da PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren, Çorumlu öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın bulunduğu aracı kullanan öğretmen arkadaşı İzzet Gündoğdu olayı anlattı. Gündoğdu, çatışmanın ortasında kaldık. Aybüke herkesi sakinleştirmeye çalışıyordu. Sakin olun dedi, vuruldu. Batman Kozluk'ta PKK'lıların düzenlediği terör saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın bulunduğu aracı kullanan öğretmen arkadaşı İzzet Gündoğdu yaşadıklarını anlattı. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre olay günü karne dağıttıktan sonra bir yerlerde oturmak için yola çıktıklarını belirten Gündoğdu şöyle devam etti. Karneleri dağıttık, bir yerde oturacaktık. Eşim ben iki öğretmen daha vardı. Çatışmanın ortasında kaldık. Aybük arabanın arka tarafında oturuyordu. Herkes sakinleştirmek isterken vuruldu. Çok sakindi. Sakin olun dedi. Silah sesleriyle güzergahı değiştirmek istedim. İlerlemiştim o zamana kadar ama kurtaramadık, direğe çarptık. Ambulans çağırdık ancak geç geleceğini düşünerek hastaneye götürdük. Aybüke öğretmenin kollarının arasında kaybettik. Okulun en genç öğretmeniydi. Aybüke Yalçın'ın okulun en genç öğretmeni olduğunu belirten Gündoğdu. Çok güler yüzlüydü. Herkes severdi. Okulda müzik odası yoktu. Öğrenciler müzik aletlerinin ismini bile bilmiyordu. Okul ve bakanlık desteğiyle müzik odası oluşturmuştu. Enstrümanları getirmişti. İdealist bir öğretmendi. Karne gününden sonra seminerler vardı. Cuma günü memlekete gidecekti. Hala şoktayız. Hiçbirimiz için kolay değil. Terörün bitirilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalı şeklinde konuştu. 9 şüpheli gözaltında. Bu arada Aybüke öğretmen ile bir askerin şehit olduğu iki saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi. Gasp edilerek saldırılarda kullanılan taksinin el ve ayakları bağlı bulunan şoförü MF'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Thank you.